Mesela şöyle bir soru var. Günümüz işte tarikatlar, tasavvuf tarikat hareketleri, bunların İmam-ı Azam'la refere edilmeleri nasıl anlıyorsunuz? İşte son 2 senem olmasaydı Levlet Numan sen efendim. helak olurdu yönünde bir rivayet var ve bazı sufiler tasavvuf hareketini tarikat efendim ocağını İmam-ı Azam'la bu şekilde refere ediyorlar. Böyle bir Evet. rivayetin aslı var mı? Önce onu Böyle bir konuşalım. rivayetin aslı yok. Yani buna göre İmam Ebu Hanife güya ömrünün son 2 senesinde İmam Muhammed Bakır'la veya başka bir rivayette İmam Cafer-i Sadık'la mülaki olmuş, bir araya gelmiş, onlardan tarikat dersi almış. Hatta böyle bir takım halk arasında dolaşan şeyler vardır. İmam Ebu Hanife, İmam Cafer-i Sadık'ın hem talebesidir hem üvey oğludur filan gibi böyle saçma sapan şeyler var. Evet. Bunların bir aslı yok. İmam Ebu Hanife'nin hayatını, biyografisini sahih nakillerle bize veren kaynaklarda ondan nakledilmiş böyle bir söz de yok. Yani son 2 senem olmasaydı ben helak olmuştum şeklinde böyle bir söz Şii de yok kaynaklı yani. bir iddia zaten bu. Elbet, Evet. elbet.